Merhabalar. Yayına birkaç kişinin bağlanmasını bekliyorum. Selamlar. Tekrar başladı. Merhaba, hoş geldiniz. Tekrar yine bir Göçmen Anneler canlı yayınına. Ben Esra Penderizli, İlhan'ın başkenti Dublin'de yaşıyorum. Ve bugün sevgili psikolojik danışman Sevde Barış Şaplılar'la beraber, Londra'daki Sen Fight Counseling'in kurucusu Sevde ile beraber çok güzel, çok heyecanlı bir yayın yapacağız. Bugünlerde duyduğumuz kaygılarımızın beden üzerindeki etkileri hakkında genel olarak Sevde daha iyi anlatacaktır. Konuşacağımız konuları. Şu an Sevde'yi tanıtmak için bekliyorum. Biliyorsunuz biz Göçmen Anneler grubu olarak çok farklı ülkelerde ve şehirlerde yaşayan kızlarız. Anne olsun ve olmasın, isminiz anneler olmasına rağmen. Ve içimizdeki uzmanlarla bugün evimiz için biraz daha kolay veya keyifli hale getirebilecek yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Geliyor. Ben de ezalıyorum herkese. Herkese ezalıyorum herkese. Sevdiği dahil ettim ama alınmadık galiba. Sen Sight Counseling telefonu aldın. Teşekkür ederim. Sevdi olmadı sanırım, bir soru tekrar deniyorum. Geldi. Merhaba. Kusura bakma Ezra. Biraz önce benim bir oldular. Şimdi tabii oldu sonunda. İstek yolladım ama sana gitmedi. İkincisinde geldi ama bayağı bir nedenle de geldi. Hoş geldin. Teşekkürler. Bu canlı yayına katıldığın için çok teşekkür ederiz. Hepimiz için çok faydalı olacağını düşündüğüm yayın. Gerçekten seninle bu yayını hazırlanırken bile, araştırırken benim için çok faydası oldu. O yüzden istiyorum ki olabildiğince çok fazla insan dinlesin, bilirsin. Çok teşekkürler. Öncelikle onun peşinden teşekkür ederim olacaklarım için. Bize biraz kendinden bahseder misin başlamadan önce? Galiba sesin geç mi geliyor? Esra, şöyle bir şey. Sesin geç gelmiyor ama söylediğin şeyleri iki kere duyuyorum. Sanırım iki kere katıldım yayına. Bir kapatıp tekrar deneyelim bari, görüyorum. Olur, kapatalım. Şu anda tek geldi. Tamam, şu an galiba güzel oldu. Harika. Yok, şu an dediklerimi tekrar duyuyorum. O zaman seni yayınlarken tekrar telefonla istersen. Tamam. Tamam. İzleyicilere şunu sorayım. Sizin sesinizde, görüntümüzde bir aksaklık var mıydı? O zamana kadar da bir teknik problem varsa onu yapmaya çalışalım. Herkes sizin sesinizi, görüntünüzü düzgün şekilde görebiliyor ve duyabiliyor mu acaba? Bir aksaklık dokunmuş gibi anlıyorum. Seyreyi tekrar dahil ettim. Yayın alanı birazdan katılır. Selamlar. Evet, şu an bir kere ses geliyor. Tamam, harika. Teşekkürler. Tekrar katıldığın için. Ben senin yerine kısacık seni birkaç cümleyle tanıtayım. Biliyorum ki sen kendini tanıtmakla pek hoşlanmıyorsun. Ben de bir tanıtayım ama yine de sen biraz kendini bahsedersen çok olur. Sevdik yıllarım ben Modisyon. Sen Sight Counseling isimli enstitüsünün kurucusu ve psikolojik danışman. Aynı zamanda daha evvelce Göçmen Annelerde farklı yayınlar ve YouTube videoları hazırlamıştık. Kendisiyle YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Bugün de duygusal bedenselleştirme. Doğru söylemiyorum. Somatizasyon hakkında konuşacağız aslında. Kaygılarımızın, korkularımızın, özellikle bugünlerde çok ayyuka çıkan endişelerimizi, bedenimiz üzerindeki etkileri ve hem bedenimizi hem sinir sistemimizi rahatlatmak için günlük hayatta yapabileceğimiz bir takım pratik önerilerden bahsedeceğiz. Şimdi sözü sana bırakıyorum Sevda. Çok teşekkür ederim Esra. Tüm dinleyicilere de teşekkür ediyorum. Senin sesini iki kere duydum, öyle devam etmem çok zor olacaktı. Şimdi çok net her şey. Ben dediğim gibi uzman psikolojik danışmanım. Londra'da yetişkinlerle ve çocuklarla çalışıyorum. Özellikle bugün ben somatik deneyimleme uygulayıcısıyım. Üçlük bir eğitim aldım ve genel olarak aslında terapi odasında da bedeni dahil etmeyi çok sıklıkla kullanıyorum. Bedenin aslında sinir sistemini sakinleştirme yöntemlerini de birazcık daha bildiğim için bunu birazcık insanlarla paylaşarak terapi desteği alamayan, evde aktif olmuş sinir sistemleri kurmak için olan insanlara yardım etmek maksatlı. Aslında bunu çok fazla bilgilendirmek ve insana yardım istiyorum. Bence bu çok kıymetli bugünlerde. Şimdi birazcık somatik deneyimleme uygulayıcısı şapkamla aslında devam edeceğim. Biraz basit bilelim. Somatizasyon nedir? Somatik deneyimleme dediğimizde de hani insanlar için yabancı bir kavram olabilir. Somatizasyon aslında bedenselleştirmesi demek. Yani ben çok kaygılı bir çocuğum, okula gitmekle ilgili anneye karnım ağrıyor diyorum. Gerçekten karnım ağrıyor gibi hissediyor olabilirim. Çünkü kaygı karın ağrısı olarak gösteriyor olabilir. Benim eşimde bir problemim vardır. Ben ne zaman eşimle yalnız kalsam başım ağrıyordur. Ya da migrenim vardır. Benim insanlarla görüştüğümde daha fazla bu migrenin arttığını ya da onlarla buluştuktan sonra olduğunu fark ediyorumdur. Bir ilişkisel olabilir. Aslında tüm bizi etkileyen duyguların neden yer bulması. Mesela fibromiyalji, nedeni bulunamayan migrenler. Bunların hepsi somatizasyonu örnek aslında. Bedenimden bu nasıl çıkıyor? Ben hep şeyi çok seviyorum. Hani fizik derslerinde olur diye 3'lü piston, 4'lü piston. Onları düşünelim. Şimdi pistonlar nedir? İçinde su dolu bir kap var değil mi? 1, 2, burada da 4 tane diyelim. Pistonda şey var. Basıyoruz. Buradan basarsak öteki yerden çıkıyor değil mi? Koruma kanunu aslında. O su buradan bastığımızda buralardan çıkıyor. Şimdi insan fizyolojisine bakarsak duygu, düşünce, davranış, var. Ben duygularım çok kaygılıyım. Acaba ne kadar devam edecek bu süreç? Bir yıl daha devam eder mi diyorum. Çaktırmamaya çalışıyorum. Hafif korkuyorum. Baskısı bedenden çıkıyor. Çünkü aslında bir koruma kanunu var. Balonu bir yerden sıktığımızda öteki yerden çıkması gibi. Yani aslında beden bize diyor ki merhaba, ya ihtiyacım var. Sen atıyorsun bunları. Duyguların, düşüncelerin bunlar böyle devam ederken ben ışınmaya başlıyorum. İşte tez yazarken mesela taşınan insanlar, alerjisi çıkan insanlar. Bunların hepsi aslında stresli bir dönemde stresin bedenden açığa çıkması demek. Şimdi somatik deneyimleme, travma çözümlemesini beden duyumsamaları yoluyla yapıyor. Yani diyor ki hayvanlar doğada her gün avlanıyor. Travma ise yani bir ceylanın fark ettiğinde arkasından koşan biri var. Çok fark ediyor. Bağlam sorun var galiba. Sen çok da görüntü ve ses takılıyor. Benim tarafımda senin görüntü ve ses tamam. Acaba diğer izleyiciler için de öyle mi bilmiyorum. Değil sahneden böyle devam edebiliriz ama herkes için görüntü ve ses yolundan tekrar sormak istedim. Çünkü bende biraz takılıyor. Ben seni hafif kolalı görüyorum ama seni çok net duyabiliyorum. Mobil veri de etsin değil mi? Ben mobil veri değilim ama. Birkaç tane okey işaret ediyoruz. Galiba evet okey. Tamam, devam edelim sekizimi. Ve bizim için mesela hayvanlar her gün avlanırken neden ertesi gün depresyona girip ya da travmatize olup yataktan kalkmama gibi bir lüksleri yok. Tekrar avlanmaya devam ediyorlar. Bu nasıl oluyor diye araştırılıyor. Ve Peter Levin aslında bunun öncüsü. Diyor ki aslında hayvanlar limbik sistemden cevap verdiği için olaylara yaşadıkları korkuyu aşırı büyük bir şeyse bizim için travmatize edici oluyor. Çok ani, çok hızlı ve çok büyükse. Ne oluyor? Sindiremeyeceğim kadar yemek yemişim gibi oluyor. Çok yağlı, çok fazla yemek bir anda yediğimi düşüneyim. Ne yapayım? Sindirmem gerekiyor. Kendimi çok rahatsız hissederim. Aslında bedensel olarak da sistem kaldıramayacağı bir şey oluyor. Yani bir anda tüm elektrikli aletler açık, kontrol atması gibi. Öyle durumlarda çok fazla o enerji
bölgeye devam edemeyeceği için nasıl ederse yangın çıkar, koruma mekanizması. Aynı şekilde bedenimiz de bunu yapıyor. Bir deprem olduğunda acaba hani kapıyı kullansam, üçüncü kattayım, komşuma haber versem mi demem. Hayatta kalmak için en hızlı yolu seçerim. Şu anda ben yine yeniden ses duydum. Ben konuşmuyorum. Benim sesim de ilgisi. Kendi sesim tekrar geriden gibi geliyor. Yorumları belirli bir süre kapatsak mı acaba? Son bu esnada nasıl yorumları kapatabileceğimi bilmiyorum ama. Sanki yok, ben devam edeyim. Bulmuyorum sesi yalnız. En kötü kulaklığı çıkarırım. Tamamdır. Kulaklıktan kaynaklı bir eko olabilir sesle gibi hissediyorum ben. Sanki ne istersen. Sesi de biraz kısayım. Yani biz aslında hep tutarlılığı ararız. Duygularımız, düşüncelerimiz, duyumsamalarımız, davranışlarımız hep tutarlılığı arar. Tutarsızlık olduğu zaman psikolojik sıkıntılar olarak bunları görürüz. Şimdi savaş dışarıda bir tehdit olduğunda. Yani tehdit var, kaçayım mı, durayım mı? Hayvanlarda mesela donma tepkilerini çok güzel görürüz. İşte tavşan kulakları dikmiş bir şekilde, göz bebekleri büyümüş, aslında ölü taklidi yapıyor gibi deriz. Yani ölü sanacağı kadar, onu avlayan hayvan ölü sanacağı kadar hareketsiz durabilir. Şimdi kendimizi donmuş hissedebiliriz, disosiyormuş hissedebiliriz, sanki biz yaşamıyor gibi hissedebiliriz yaşadıklarımızı. Olayları dışarıdan üçüncü göz gibi. Bazen deprem sonrasında da insanlar böyle anlatır ve sanki onlar yaşamamıştır gibi olur. Bu tam da mücadele etmek aslında. Olanı sindirmek için mücadele etme biçimimiz. Yeni sesini duyuyorum arkadan, çok komik oluyor. Ve dikkatimi dağıtıyor kendi sesini, çok pardon. İstersen kulaklığı çıkaracak ama daha mı iyi olur? Hiç gelmez olur, benim kendisiyle ilgili. Ben yorumları kapattım bu arada, bulayıcı. Ve biraz daha iyi oldu galiba, eskisine göre biraz daha az durdu. Tamam, kulaklığı çıkarttım. Tamam. Ve bu şekilde aslında bir şey çok fazla, çok ani olduğunda kendimize bu duyguları sindiremediğimiz için bedende bunun bilinmesi. Somatik deneyimlemeyle ya da bu gösterimiz aslında biz odada da daha az kurup beden duyursamalarında o birik sıkışmış enerjinin dışa satışız. Dedim, sesim geliyor mu? Tıklıyor hala birazcık aslında. Senin bağlantınla ilgili acaba benim bağlantımla ilgili onu... Şu anda seni net görüyorum. Bulamam gitti Esra. Tamam. Ben onu tekrardan kontrol ettim ama şu anda beni duyuyor musun? Evet, şu anda duyuyorum. Ama sesin sana bayağı geç geliyor anladığım kadarıyla. Evet. Tamam. Bu şekilde devam edelim istersen ne olabildiğince. Tamam. Kısaca somatizasyonu böyle anlatabilirim aslında. Anladığım şekilde. Evet. Çok teşekkürler. Şimdi biliyorsun günlerde hepimiz gerçekten çok olağan dışı bir ses kaynağıyla karşı karşıyayız. Biraz evvel bahsettiğim örnekteki gibi çok yağlı, çok fazla ve çok rahatsız edici bir yemek. Biz bu sindirmekle yükümlüyüz. Evlerimize kapandık. Herkesin kaygılarla başa çıkma şekli de derecesi de farklı olabiliyor. Bazı insanlar çok az kaygılanabiliyorlar, bazı insanlar çok fazla kaygılanabiliyorlar. Ve bunlar bedenimizde de bazı sorunlar yaratabiliyor. Daha önce belki çok uzun zamandır görmediğimiz bir bedensel rahatsızlığın tetkik edebiliyor. Örneğin veya iştah kaybı olabildiği gibi çok fazla yeme isteği olabiliyor. Veya uykusuzluk olabiliyor ya da hiç okudamayanma isteği olabiliyor. Sence bunlarla mücadele etmek için neler yapabiliriz bu süreçte? Öncelikle dediğim gibi çok fazla bedensel tepkinin görebildiği günler ve bu sebeple de kişi bana ulaşıyor. Neler bunlar? İşte kalp atışı, işte ağrı hissetme, kısa nefes alma, aslında hani kimileri için sempatik sinir sistemi daha fazla devrede ise adrenalin çok olduğu, terleme, bir anda soğuk terler boşaltıyor, işte elin buz kesiyor gibi şeyler görülebilir. Aslında hani COVID bile sana bir de kişi kendini, çünkü hani nefes alışımız kısıklaştığı için acaba ondan mı diye hissedebilir. En başında bilecekliğimize bir sahip çıkalım. Başka bir insan için iyi gelen, bizim için iyi gelmek zorunda değil. Öz şefkatli olmamız, çünkü hepimizin bir kuşaklar arası aktarımdan getirdiğimiz genetik çalışmalar travmanın aktarıldığını gösteriyor. Bizim annelerimizin, dedelerimizin ne yaşadığı, bizim şu an nasıl olduğumuzu etkileyen bir şey. Bizim içinde bulunduğumuz toplum, bizim yiyeceğe ulaşmamamız, maddi kaygılarımız, bir diğer evdeki kişiyle aynı olmak zorunda değil. Onun için benim için meditasyon çok şey yarıyor olabilir ama kitap okumak işe yarıyor olabilir. Bir başkası için yaramıyor olabilir ve konsantre olamıyor olabilir. Çünkü şu an dediğim gibi daha limbik sistemde kaç savaş doğum, tehdit var, ne yapacağım dediğimiz daha ilkel bir tarafımızdayız. İşte bu anlamda öz şefkat bence çok önemli. Sinir sistemini özellikle desteklemek için uyku, bazen işte çok uyumaya başladığım sıra var. Aslında sinir sistemi ne yediğini digest etmeye, sindirmeye çalışıyor, çok güzel. Uykularımıza özellikle dikkat etmek ve mümkünse hani olabildiğince uyumaya çalışmak. Uyumanıza yardımcı olacak bazı pratikler de, sakinleşme pratikleri de göstereceğim. Bunların hiçbiri tabii ki bir terapi seansı gibi değil ama evdeki kişilerin kendi kendilerine öz dengelenmelerini, regülasyonlarını sağlayabileceği şeyler. Bizle ilgili olalım, çocuğumuzla ilgili olsun aslında. Birlikte ilgili olabilirim. Sürekli meşgul tutmak zorunda hissetmemeli kimse kendini. Sürekli üretken olmak zorunda hissetmemeli. Çünkü biz neyin malları hiç sevmeyiz. Bu sefer bir de insanlar bir stres yaratıyor. Falanca bilmem ne kursa alıyormuş, bitirmiş. Ben onu yapamadım. İşte dijital marketing derse almadım. Bak insanlar bunu alıyorlar. Hayır, şu an bir tehdit var. Ve bizim neye ihtiyacımız var? Size neyi geliyorsa onu yapacağız. Duygularımızı isimlendirdiğinizde aslında beyin görüntülerinde görüyorum ki etki azalıyor. Duygularımızı isimlendirmek korkuyor. Bazen anlamlandıramadığınızda bile. Şimdi tabii yani yaşadığımı bile anlayamıyorum. Ama şu an o kadar tuhaf duygular ki. Bir yanım hüzünleniyor. İşte ailem odaklı değil. Bir yanım çok korkuyor. Yanım ya bu da geçer, neler geçmek diyor. Sen durmasın diye bilmek. Sevdiğiniz, güvendiğiniz insanlara bunu diyebilmek çok önemli. Stephen Porson aslında literatüre kattığı koregülasyon dediğimiz en önemli şey birlikte ilgili olabiliyoruz. Biz yani hayvanlar gibi sadece kaç savaş doğumdan ziyade sosyalleşmeyle birlikte ilgili olabiliyoruz. Benim sana baktığımda mesela göz kontağı kurduğumda hissedeceklerim hep önerilerde ve lütfen görüntülü birbirinizi arayın diyorum. Çünkü görüntülü olduğunu hissettiğiniz şey çok daha interaktif bir şey. Bir kapsamlı ihtiyacı var duygularımızın. O sebeple birbirimize de aslında çok daha yakın mesafede olmalıyız sosyal anlamda. Fiziksel mesafe evet, duygusal mesafe hayır. Ortada mesela ağlamalara izin vermek. İşte ne olduğunu anlamıyorum, bir anda bir ağlama geliyor. Aslında sinir sistemi diyor ki biriktirdim ve bunu boşaltman lazım. Bıçkıra bıçkıra ağlamak çok rahatlatır. Bunu çocuklar için önereceğim. Ağlamaları böyle yersiz sıkıntı, böyle yaptığı çocuk niye bugün böyle bir gergin anlamıyoruz var olabilir. Buna da biraz imkan vermek. Bir şey söyleyeceksin galiba. Yok hayır. Sadece yapıyorum. Mesela sinir sistemimize iyi gelen, ben özellikle söylüyorum, internetten doğa sesleri. Çocuklara kendimize sinir sistemine doğa çok iyi geliyor. Ama bugünlerde hadi deniz kenarına gideyim yapabiliyor olabiliriz. Ama işte herhangi bir kanala işte dalga sesi, sakinleştirici deniz sesi, orman sesi, kuş sesi, çocuğumuz neyi seviyorsa. Arkada bırakın evde bir gerginlik havası, doğa sesleri olsun.
bunların hepsi de aslında regülasyon. Bir annenin ses tonunu, bir babanın ses tonunu, sakinliğiyle bir çocuk için regülasyon. Kendisi ağlarken ya da kaygılıyken, tamam çok kaygılısın ben buradayım diyen bir anne aslında bu regülasyonu sağlıyor. Birlikte regüle oluyorlar. Bu çok kıymetli. Kapsamlı ihtiyacımız var çünkü. Bedensel duyumsamalarımızda da böyle, ben kalbim çok atıyor, ne yapacağım seni, bunu nasıl durduracağım? Bir bakış açımızı bir değiştirelim. Bu kalp atışı, yine duyuyorum. Kalp atışım bana diyor ki, ya sen iyi misin, iyiyim diyorsun ama bir şey de çok içine atıyorsun ve şu an bedenden içine çıkıyor. Tamam ben biraz bir önce kendimi daha güvenli hissettiğim bir zamanda, bununla kalmaya, kendimi rahatlatacak egzersizleri hayatıma almaya, çalışmam lazım. Duyumsamalarla kalmam. Galiba ben şu an biraz aktivasyon hissediyorum. Aktivasyon nedir? Bizim sinir sistemimiz böyle kır 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 kalbimizin attığı, hissettiğimiz, bir türlü dengeli hissedemediğimiz zamanlardır. Topraklanmış, rahat hissettiğimiz, aslında o zaman parasempatik sinir sistemi devrededir. Ne oldu? Biz daha rahat hissediyoruz, güvende hissediyoruz, ilişki kurabilir, rahatlayabiliriz. Daha safe hissettiğimiz, güvende hissettiğimiz anlara odaklanmak. Pratik öğrenlere geçeceğim şimdi. Bunları siz uygulayabilirsiniz. Ben bazılarını uygulayabileceklerinizi sana da sunacağım uygulama belki. Elimden geldiğinde. Çok daha iyi oluyor. Şimdi bir kaslarımızda bir titreme. Aşırı işte ağlama isteği gibi şeyler olduğunda bunların bir somatik deneyimleme gözüyle bakarsan biz bunu bir discharge boşalım olarak görüyoruz sinir sistemindeki. İzin verin. Titrelerin bir kaza geçiriyor ve o kazada ayağı titriyor. Çok korku dolu bir şey. Hayatta kalacağım. Bir anda bir şey buluyor. Çok aktive eden bir sistemi. Titriyor ayağım. Hemen biri yardım etmek için tutuyor ve diyor ki lütfen bırak. Çünkü bunun fizyolojik olarak ne kadar önemli olduğunu biliyor. O bedeninden aksın o enerji. Çok büyük bir şey oldu. Bırakayım dizlerim titresin. Böyle bir şey olduğuna izin vermek önemli. Oturuşumuza bir dikkat edin. Mesela şimdi oturduğumuzda ayaklarımızı yerle temas topraklanmada çok önemli. İki ayağım da yere basıyor mu tabanları? Yere gerçekten bastığını hissediyor musun onu? Evet. Peki. Şimdi sırtını sandalye tarafından desteğini hissediyor musun? Evet. Şimdi sırtını sandalyeden aldığı destekle ayağının altındaki yerin tabanı hafifçe ayaklarını bastığında sırtını da geriye doğru ittirdiğinde aradaki bağlantıyı fark et. Bir nefes alalım. Esin. Ne yapayım? Esin. Şimdi nefes alalım. Ama nefes aldıktan sonra 1-2-3 oluyorsak 1-2-3-4, 1-2-3-4-5 verelim. Daha uzun olsun diye. Nefes alırken diyaframımızı şişirelim. Elini diyaframın üzerine koy. Birazcık kafanı alt ödüyorum. Hafif böyle aşağıya yapabilir misin telefonu? Deneyim saniye. Biz bunu online seanslarda da istiyoruz. Bedeni görmüyoruz. Biraz daha bilgisayar geriye gelebilir miyiz? Evet. Şimdi elini diyaframına koymanı istiyorum senden. Nefes aldığımızda oranın şişmesini isteriz. Ve oranın büyümesini. Bazen insanlar derin nefes aldığında göğüs sanarlar ama aslında diyafram nefesini destekleyen. Ve bu diyafram nefesini aldığımızda emin olalım. Mesela gerçekten şu an mesela oryantasyon çok önemli bizim için. Oryanta olman. Şimdi biz her yerde tehlikeye oryanta olamıyoruz. Nerede bilmiyoruz. Bir eşyada bir de sevdiğimiz birinde olabilir. Çok korkutucu bir yanında. Mesela sistemimiz için en bir şey. Deprem olduğunu topraktan olduğunu biliyoruz tehlikenin. Bir büyük bir ses duyuyoruz. Sese yöneliyoruz. Mesela askerlerde de tikler olabiliyor. Geriye doğru. Çünkü aslında zamanında o sese doğru yönelme hareketinden kalan bir beden kayıt tutuyor. Şimdi biz oradaki konumunu aslında etrafında bakıp mesela biz hep alana gelin, regüle olun deriz ama nasıl alana geleceğim, ama nasıl sakin olacağım der insanlar. Şimdi tam da bu sakinleşme ve alana gelmek için otur, ayaklarının, oturduğun yer, leğen kemiğinin ne kadar desteklendiği, kendini bırak, kaslarını tutmak zorunda değilsin, sandalye seni taşıyor. Ve kaslarını bıraksan da, odada gördüğün 5 tane mavi renkli şeyi bana sayar mısın? Şalını görüyorum. Evet, onun çizdiği resmi görüyorum karşıdan. Peki, duyduğun bir koku var mı? Kalem. Efendim? Duyduğun bir koku var mı? Kafam belki. Başka bir koku. Şimdi aslında duyguları bu şekilde işin içine kattığımızda, çocuğumuz da çok aktif olduğunda ve disregül olduğunda kaç tane renk görüyorsun şimdi orada? Hadi gel bir bakalım demek çok rahatlatır. Çünkü aslında ağına çekmiş oluyoruz. Ve burada hangi koku var, hangi tat var, duyularla ağına çekmek çok kıymetli. Şimdi kaygı yüksek olduğunda, olmadığında yaparsam bunu daha iyi. Yüksek olduğunda da yapabilirim ama önce yüksek olmadığında denemem. Kendimi titrelerim hatta diyor ki yani ben banka kırdığımda ve sıkıldığımda bunu yapıyorum. Şimdi bu iç organların arasında sıkışmış enerjiyi açmış oluyor aslında. Bu kanalı açmış oluyor. Çünkü beden travmatize hissetme bir tehdit olduğunda kapatıyor kendini. Onun için elimizi gene diyaframa koyuyoruz. Rahat bir yerde oturuyoruz. Etrafımıza baktık. Nefes aldık, diyaframı şişirdik, nefesi tuttuk ve verirken bu sesi çıkartıyoruz. Ve bu sesi çıkartırken diyafram içeri doğru gidiyor. Şimdi denemek ister misin mesela? Sen de yapalım. Ben de yaparsam. Birlikte yapalım. Tamamdır. Nefesimi aldım, diyafram şişti. Tuttum, veriyoruz. Bekliyoruz. Arka arkaya yapıp da başlaması yapabilirim. Ve sonra bedeninde ne değişiyor? Ne fark ediyorum bedeninde? Tekrar yapmak isteyebilirsiniz. Tekrar yaptığımda ne oluyor? Bununla kalmak. Açılmamı hissediyorum göğüs kafesinde. Bu sıcaklığın azaldığını hissediyorum. Bir daha yapma ihtiyacımı hissediyorum. Bununla kalmak. Çocuklarla yaparken mesela işte çok kızıyorum bu virüse okula gidemiyorum işte mersi görecekten göremiyorum diyor benim arkadaşım sinirlendi. Öyle bir şey hayal edelim ki karşımızda bu koronavirüs bu yastık olsun biz onu yapalım diye. Çocuklarla bir eğlenceli hale de getirebiliriz. Hadi bu virüse olan öfkeni de kat. Çünkü videoları da vardı bitireyim. Bu buğuya öfkeyi de eklediğimizde böyle kene kaslarını da dahil ettiğimizde. Hatta bir şekilde daha çirkin ol, yüzün daha çirkin olsun. Gerçekten bir boşalma sağlayayım diye çocuklarla da bunları yapabiliriz. Ve en ufak değişime aslında. Somatik deneyimlemede 10'dan 5'e değil. Önce 10'dan 9'a indiyse o aradaki bir farkı odaklanmak için eşi rahatlayıcı bir etki yapar. Ve genel olarak da nefes alışverişimizde durup aslında verirken daha uzun olduğunu fark edersek de bizim için daha kıymetli. Diyelim kalbim çarpıyor. Kalbim çarpıyor duramıyorum. Ne yapayım? Rahat bir yere oturayım. Sadece elimle kalbime dokunayım. Elimle kalbime dokunduğumda en ufak bir fark ettim. Bu fark ettiğim şeyin nasıl bir rengi var? Bu daha boş bir duygu mu? Nasıl bir renk farkındalık oldu? Diyelim çok kaygılıyım hala durduramıyorum. İç kaynaklarımızda da zorlanabiliriz bazen. Dışarı bakayım çok sevdiğim bir ağaç var. Aslında pencere, penetrasyon dediğimiz şey budur. O ağacın yapraklarını o kadar seviyorum ki ona bakmıyorum. Ona bakıyorum, kendi aktivasyonuma ona bakıyorum. Kendi aktivasyonu bir şekilde bu azalmış oluyor. Onun için de deniz sesi, orman sesi gibi şeyler söyledim. Ne kadar çok sinir sistemine bunlara maruz bırakırsak bu kandidasyonu daha çok yapabilme şansı da vermiş oluyoruz. Nereyi kötü hissediyorsak elimizi koymak ve aradaki fark var mı iyi geldiğine bakmak çok kıymetli. Aynı zamanda çok fazla üst bedenle alt beden akışında da problemler oluyor bu noktalarda. Sağ elimizi alnımıza, sol elimizi kalbimizin üstüne koyabiliriz. Ve iki elim arasındaki akışı fark edebilir. Bununla 2 dakika, 10 dakika arası istediğim kadar kalabilir. Somatik deneyimleme bireylerin en iyi ilerleyeceğine saygı duyar ve 5 dakikayı geliyorsa 5 dakika. Kolum ağrıyor 2 dakika ise 2 dakika. Bununla kalıyorum. Ben de en boyunca böyle kalabilirim. Bunu
Bir şey eziyormuş gibi böyle bir bastıralım yere. Hissedelim ayağımızı. Gerçekten bastıralım, hissedelim. Ve parmak uçlarımız ayağımızın ucu olsun ve parmakların bağlandığı yer burası olsun. Ayağımızın parmaklarının kökünden aslında yere bastıralım. Gerçekten çok belirsiz bir düzende olduğumuz ve suyun üstünde yüzdüğümüz hissi çok yaygın bence şu anda. Evet. Hiçbiriniz ne kadar süreceğini, neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyoruz ve dediğim gibi bir yere basma. Evet. Bir yere çok ihtiyacımız var. Hissedilte kalmak ürkütüyor bizi. Mesela ayaklarım yerde yine de bağlantıyı hissedemiyorum. Ellerimi dizimin üzerine koyup bastırayım. Böyle kaygılı olduğumuzda da yaparız ya. Mesela kendi dilinden sallanıyoruz Esra biz kaygılandığımızda. Önemli. Evet. Aslında bunu çok regüle eden bir tarafı var. Somatik deneyimleme de kullanıyoruz. Hafif şöyle arkaya. Sağa sola. Ne fark ediyor? Çok minimal hareketler. Hızlı olmamalı. Yavaşlık çok önemli. Burada sinir sistemin sindirmesi açısından. Stanley Rose'un gördüğüm kitapları da önereceğim, göstereceğim. Yatarken ilk başta yapmamızı önerdiğim. Çünkü daha ilk başta en azından baskı bulamamak için böyle yaptığımızı düşünüyorum hatta. Kolay böyle yapıyorum. Gözümle sağa doğru bakıyorum. Kafamı oynatmıyorum. Sadece gözümü oynatıyorum. Kalıyorum orada. Yavaşça merkeze gidiyorum. Merkezdeyken yavaşça gözlerimi sola gidiyorum. Kalıyorum orada. Bana iyi gelmediğini hissettiğim anda ortaya gidiyorum. Çünkü aslında bakışımızı, bakış aralığını da kaybediyoruz biz böyle zamanlarda. Bunu yapmak da çok aslında rahatlatan, vagus sinir sistemini uyaran şeyler. Biz daha çok vagus sinir sistemini kolaylıkla aktive edebileceğimiz şeyleri insanlara şu an yaymak istiyoruz. Mesela genel Rosenberg der ki nefes al, kollarını kaldır. Yürüyeceğim. Bunu çocuklarla da yapmak çok kolay. Aslında birçoğu bu sesi ona benzettiğim gibi, onun ağzına yarattığı sese benzettiğim gibi bu bahsettiğim birçok pozu yoga pozlarına da benzetiyor aslında. Yoga yapmak muhtemelen hepimize çok iyi gelecek şu süreçte. Kesinlikle. Yani benim yapalım kısmında benim adım sevmiyorum ama yapabiliyorsanız yoga yapın diyorum. Çünkü gerçekten vagus sinir sistemini uyarmak, sempatik sinir sistemi rahatlatmak açısından gerçekten inanılmaz. Yapabiliyorsak esneme, ama neyi yapmak, yani böyle yapmak amaçlı değil. Gerçekten pozda kalabilmek amaçlı. Yani hani böyle bazen şöyle şu hareketi de yapayım, bu hareketi de yapayım, yanlış bir kafayla yoga yapıyoruz. Olanla kalabilmek aslında, o oluş şeklini yaşayabilmek. Orada da biraz böyle şefkatli olmak. Çünkü tek elin üzerinde durup durmamam değil bir durum var. Çok yavaş bir şekilde bu rahatlatıcı nefesi verebilmek mesela. Kendimize sarılmak, bunu çocuklarda da aynı şekilde. Tutmak, özellikle kollarımızı sıkma. Bu uykuya geçişte zorlanan kişiler için de çok iyi gelir. Aslında kendimizi sevmeyi, kendimize şefkat göstermeyi çok unutuyoruz. Aynı şekilde kelebek dediğimiz baş parmakları geçirdiğimiz ve şu bölgeye koyduğumuz ve bazen bu çok aktif olan kalp atışlarında da sakinleştirici bir etki yaratır. Ben bu şeye benzetiyorum. Kedilerin kalbi çok hızlı attığında saat oyunlarına, tik takıyla rahatlarına benzetiyorum. Onun dışında aslında kendimizi oryant etmek ve mesela sağa ve sola olabildiğince o kadar bakabilmek. Bu da çok rahatlatır. Sağa ve sola. En geniş diagonal hapta kalmak aslında bu. Çünkü biz ilk oryantasyonumuzu kaybederiz kaygını hissettiğimizde ve imajinasyondan da çok yararlanabiliriz. Benim işte falanca yazında dinlenme kursamında yaptığım tatil çok güzeldi. Orada çekilmiş bir fotoğrafım var. Ben bunu inceleyebilirim gözlerimi kapatıp. Kalbim çok hızlı atıyor. Ne yapayım? Kendimi şimdi orada hayal edeyim. Benim, yani bizim beynimizin böyle güzel yerim var. Hayal edeyim. Bunu bile şu an sıktığımızın görüntüsünün yengesi olduğunu ağzımızda sulanma. Değil mi? Tükürük bezlerimiz çalışıyor. Yani bir şekilde kendimizi sakinleştirmek adına bu kullanabileceğimiz trikleri kullanmak bir yandan da. Çünkü beyinde sadece sakin olmalıyım, sakin olmalıyım, sakin olmalıyım, iyi olamıyorum. Korkmayalım, bedendeyiz şu anda. Bedenden de beynine mesaj gidebiliyor. Bu hareketlerle aslında vagus sinir sistemini uyardığımızda bedenimizi sakinleştirdiğimizde iç organlarımızdan beynine giden şey güvendesin, sakin oluyor. Çünkü beyin güvendeyim dese de evin içinde aslında güvensiz bir yan olduğunu biliyor. Marketten gelen bir ambalaj paket gibi büyük bir tehlikeye dönüşebiliyor. Yani böyle bazen şey güzel, ellerini yıkıyorum gitmeyecekmiş gibi. Biraz yavaş yıkın, anı hissedin, kapılara bakın. Gerçekten yıkadığınızı fark edin. Çünkü kaygı öncelikle hani eller yara olacak kadar yıkanılıyor ve o kişi elini yıkamadığını hatırlayamayacak kadar yoğun bir kaygı olmuş oluyor. Dondursa, yani kaç savaş don demiştim ya. Donduk demek, yani bu aynı şeyler gibi hayvanlarda işte kulağındaki kalması gibi, biz de böyle ne oldu dedik de kaldık. Yani böyle kötü bir haber durdurdu ya, bir şey söylesin, neden tepki vermiyorsun? Bilmem falan der insan böyle, anlayamazsınız ya, herhalde şoka girdi dersiniz. Donma dediğimiz noktada da donmanın tam karşılığı hareket. Eklemlerimizi hareket ettirmek. Çünkü akışın desteklenmesi için eklemler çok önemli, eklemlerle çok çalışırız. Onun için mesela elinizi, bilinizi 360 derece bu parmaklarımızı o yapacak kadar döndürmek. Aynı şekilde ayak yapmak. Ne iyi fark ediyoruz bu olduğunda? Nasıl bir rahatlama fark ediyoruz? Rahatlama mı fark ediyoruz, başka bir şey mi? Bunu nereden anlıyoruz daha iyi olduğunu? Çalışsam da çok halen daha işte korkuyorum, aktif olduğum kalbim atıyor. Ayağımın üstüne hafif bir ağırlık koyabilir. Aslında bunun ödü şudur, yalnızsa ne? Bunun ödü nedir? Biz hafifçe, mesela eşim peşinize diyebilirsiniz ki hafifçe ayağımın ucunda basar mısın? Tabii bu da çok aslında bizim yerle temasımızı artırabilecek bir şey. Hangisi sana iyi geliyor? Bu kadar basmam iyi mi? En önemlisi de burada sorarak buna karar vermek. Yani böyle olduğunca basmak değil. Şimdi nasıl? Biraz daha basayım. Çünkü travma ilk seçeneği elimizden var. Çocuklara öneriler kısmında da bunu söyleyeceğim. Bol bol soracağız. Çocukların fikrini alacağız. Onlara seçim hakkı vereceğiz. Çünkü şu an seçim hakkı elinden alınmış bir durum. Evet, biraz vaktimize bakayım. Çok fazla vaktimiz kalmadı. Yayının en başından beri sayarsak biraz şunu sormak istiyorum. Bizim kaygıyla baş etme becerilerimizde bizim önceki nesilleri nasıl travmalarla baş ettikleri, ne tür travmalara maruz kaldıkları, bu çok etkisi var aslında. Dolayısıyla şu an çocukların yaşadığı travmatik bir süreçte eğer onlar için onların da yetişkinlik dönemlerinde karşılarına çıkacak bunlar diğer kaygı olarak belki. Ya da şu an onlara öğrettiklerimiz kaygıyla mücadele etme becerileri olarak tepkilerine kar kılacak. Biz bu sürecin onlar için daha az travmatik olması adına neler yapabiliriz? Yani önce şuradan söyleyeyim. Her çocuk için bu dönem travmatik olacak diyemeyiz. Çocuktan çocuğa bu değişir. Nasıl hissettiği, sinir sisteminde neyin kaldığı önemli. Eğer anne baba hani diller gibi temizlik yapıyor ve çok evhamlı bir şekildeyse ya da biz güvendeyiz, evdeyiz, hiçbir şey yok diyorsa ve bunu sürekli diyorsa nasıl söylediğiniz çok önemli ya. Çocuğa bir şeyden oluyor, güvende değilim mesajını verebiliriz. Her çocuk böyle hissetmiyor. Hani olduğu çocuklar çok daha mindful dediğimiz anda kalabilen varlıklar. Yani bizim gibi 5 ay sonraki programlarını düşünmüyorlar. O sebeple adaptasyonları da çok güçlü. Şimdi çocuk evdeyse ve ailesi de ilgili bir şekildeyse anne baba ilgili olacak ki çocuk da ilgili olabilirsin. Onları ilgili görüyorsa çünkü anne baba ona bakıyor ve öyle hissediyor. Onları iyi hissediyorsa kendi de iyi hissedecek. Kaygılanabiliriz tabii ki ama burada ne yaptığımız? Tabii birlikte bu beden hareketlerini yapabiliriz. Aslında seyirini çok değiştirir konuşabilir. Çocuklarda tepki çok önemli.
bazı sinir duygularına dokunulur, kedi köpek gibi. Varsa ne ala, yoksa bile işte sevmek, etmek olabilir. Sinir sistemlerini algılandırmak çok önemli. Çünkü biz bir kapasitedeyiz. Aslında şöyle söyleyeyim. Yaşadığımız şey bizim tolere edebileceğimiz aralıktaysa, benim sinir sistemim o aralıktaysa beni travmatize etmiyor. Ben daha fazla esnebiliyorsam çok daha iyi aslında. Esnekliğim ne kadar çok olduğu önemli. Bir şey çok ani, çok fazla gerçek okunuyor ve bu bizi travmatize ediyor. İşte burada da çocuğun dalgalanmasını yaşayabilmesi için onu heyecanlandıracak. Sinir sisteminde dalga yaratacak oyunlar. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Çocuk aslında orada ne yapıyor? Tutuyor heyecanı. Sonra aa gülüyor, bırakıyor. Orada kahkahalar, terlemeler. O kadar kıymetli ki aslında. İşte saklambaç oynamalar nedir? Ne zaman geleceğini bilmiyor. Biz şu an bu sürecin ne zaman geçeceğini bilmiyoruz. Ama orada bekliyor. Yavaş yavaş geliyor. Nerede acaba odada bir arama? Ya da herhangi bir örtüyü açıp bir gazeteyi buluşturup içine atıp hadi düşürmemeye çalışacağız. Ama herkes daha hızlı sallasın yavaş. Şimdi hızlı sallayalım. Örtünün içinde o gazete topu aslında düşürmeye çalışıyoruz. Yani bu dalgalanma çok önemli. Olabildiğince de iş bölümünde çocukları dahil etmek de yani olduklarını hissetmek bu ailede bir şeyler yapabildiğini ve seçebildiğini. Diyelim haftada bir işte yürüyüşe çıkıyoruz ya da iki günde bir yürüyüşe çıkıyoruz. Hangi saatte gittin? Bugün sen karar vermek ister misin? Ya da kahvaltıdan sonra bugün yapmak istersin. Arkadaşını önce mi aramak istersin? Özellikle arkadaşlarıyla görüştüğünde. Eski işte mesela bakıcı geliyordu şimdi memleketine döndü ya da bakıcı artık gelmiyor. Çocuklar çünkü fantezi dünyasında en büyük senaryoları yazabilir. Bakıcım gitti aramıyordu. Acaba bir şey mi oldu? Belki de öldü. Yapabilir. Onun için sevdiği, güvendiği, bildiği insanlarla olabildiğince görüntülü görüştürmek de önemli ki değil onlar güvende. Çocuk için ayrı bir kaygı olmasın. Mesela bu yastık savaşları da aynı şekilde. Çocuğun güçlü hissedebileceği oyunları oynamak da bu anlamda çok önemli. Özellikle derslerde de şu anda ekranlar çok kullanıldığı için olabildiğince ders dışı ekranda uzak olması ve onun kontrol altında olması çok önemli. Bu da duygu ve duygu zaman yansıtacağız. Nasıl hissediyor? İşte karıncalanma mı hissediyor? Kalbi küt küt mü atıyor? Kaygılandığında ne oluyor bedeninde fark etmesini sağlamak çok önemli. Yetişkinlere, yani ebeveynlere el travma bizden uzak dur kitabı. Şu an gösteremiyorum. Hatırlayabilmemeli Felix Milkline'ın yanında olmadığı için. Bu kitabı öneriyorum okumalarına. Bir oyun oynamasanız Aleta Sorkel'in onun şeyi var. Çok basit oyunlarla aslında sinir sistemini regülasyon ve bağlanmamayı, çocuğun nasıl hissedeceğini kadar önemli olduğunu gösteriyor. Şöyle tekrardan. Yetişkinler için ve bu oldu çocuklarda haber vermek için. Bir şeyleri yapmadan önce. Geçişlerden önce haber vermek için kontrol hissedebilsinler. Örneğin dışarı çıktık. Eyvah dokundum ama ağzıma götürdüm ne olacak bunu geçirmektense kendi ebeveyn olarak ne önlem alabilirim. Birazcık bir eldiven geçirelim çıkmadan önce eline. Böylelikle birazcık eldiven olduğu için elin ağzına gitmeyecek. Bir yere dokunsam da eve girer gitmez atacağız mesela. Hem annenin aldığımızda hem çocuğun da dokundum mu dokunmadım mı çünkü unutuyorlar kısa sürede. Hani ne yapacaktım gibi bakınca. Birlikte davranışsal önlemleri birlikte yapmak hadi birlikte maske yapalım. Bu da çocuğu güçlü hissettir. Biz kendi yaptığımız maskeyle dışarı çıkarken daha güvenli hissediyoruz. Bu da kendini süreçte daha fazla hisseder. Ve az çok duruyorum ben. Yani sürekli çocuğu meşgale tutmak zorunda, sürekli çocuk bir şey yapmak zorunda değiliz. Çocuklar kendi kendilerine onlarıyla da çok iyileşiyorlar zaten. Biraz da çocuğa yalnız kalabileceği serbest zaman bırakabilmemiz çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ben son 15 dakikamızda tekrar yorumları açıyorum ve insanlardan da soruları bekliyoruz. İzleyenlerden de eğer sorularınız varsa sevgili lütfen yazın. Ben yayın öncesinde Instagram'a aldığınız, mesaj olarak aldığınız bir takım sorulardan aslında bahsetmek istiyorum. Hali hazırda sorularınız var birkaç tane. Bir tanesi şuydu. Şu an zaten herkesin bir sağlık anksiyetesi ya da temizlik endişesi, kaygısı yaşamak ya da sevdiklerine dair kaygılar yaşaması çok beklenen bir şey. Fakat bunun dışında şöyle kaygılar da oluşmuş insanlarda. Başka türlü şeylere dair de kaygılar artabiliyor. Örneğin çalışma hayatıyla ilgili iş stresi veya kendi dış görünüşüyle ilgili stres. Normalde hiç kaygılanmadığı kadar işte kilo kaygısı. Bu tarz insanlarda aslında çok başka yerlere galiba yansıyabiliyor. İçinde bulunduğumuz kaygılı durumu başka şeylere yansıtmanın bir yolu var mıdır? Bu sizin ruhsal uzmanlarının beklediği bir şeydir. Yani aslında orada bakacağımız şey bu kaygı bana ne söylemeye çalışıyor, şu kaygıyla kalabilmek. Yani şey çok kıymetli. Mesela obsesif kompulsif bozukluklarda da biz davranış yöntemlerle bugün işte atıyorum sevdam durduramıyorum kendimi sürekli basmam gerekiyor. Açık kapatmam gerekiyor şu. Bunu hallederiz davranışı. Ama iki gün sonra başka bir şey çıkar. Evden çıkamamaya başlayabilir. İki gün sonra işte ne bileyim elleriyle oynamaya başlar ve bunu durdurmaya başlamayabilir. Yani orada bunun kaynağına bakıp bu kaygı bana ne söylüyor? Varoluşsal bir kaygı mı? Ben ölümden mi korkuyorum? Ben sevdiğimi kaybetmekten mi korkuyorum? Sevdiğimi kaybetmekten korkuyorum ama neden bu kadar reaksiyon verdi? Aa ben annemi işte kaybetmiştim 5 yıl önce ve ben bu ölüm sonrası bu yaz sürecinde belki de burada başka yerlere dokundum. Bu çok önemli. Kişisel tarih de çok önemli. Yani nereden çıktı? Aslında bir şekilde şey bu. Farelerin kafalarına vurma oyunu var ya. Ben onu reddediyorum. Bir yerden biliyorsunuz öteki yerden çıkıyor. Bu kaygı bana ne söylüyor? Bu kaygının altında ne yatıyor? Ben bu kaygıya kulak vereyim. Ben bu kaygıya kendim çalışayım. Ben bu kaygıyı anlamaya çalışayım. Ben bu kaygıyı terapi sürecimde işleyeyim. Bunlar aslında yardımcı olacak şeyler. Çünkü ben dedim ki bunu yapmayın başka bir şey çıkar. Onun için biz daha kök nedene bakarız. Bu sanki ağacın kökünde yaprağında olunca onu hallederiz başka bir yaprak çıkacak. Kökte ne var? Ona bakmak lazım. Ve bu çok bireysel kişilerin geçmiş tarihlerine de alakalı olduğu için tek verebileceğim cevap değil ama kendi tarihinizde mesela biz göçmenler olarak bilinmezlikle başa çıkabilme kapasitenizin biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü yeni bir yerde ev açma, yeni bir yerde iş kurma, yeni bir yerde arkadaş edinme. Ya inanılmazlıkla karşı karşıyayım ama ben 5 yıl önce İrlanda'ya geldiğimde mesela esasen ben ne vardı bir sürü bilinmez vardı ve onunla kalabilmiştim. Bana neler gelmişti demek iyi olabilir. Çünkü baş etme mekanizmaları evet. Hala unutulmuş. Geçtiğimiz günlerde bir takipçinizle paylaşmıştı. Göçmenlerin ilk günlerine çok benzetiyorum bu günleri. Çünkü bir sürü bilinmez var. Her şey çok yeni. Çoğunlukla evdeyim ve herkese görüntülü görüşüyorum. Aslında bizim için çok tanıdık süreçler. İlk zamanlarımız için özellikle. Genel diğer sorulardan bir tanesi de şuydu. Bizim bu yayında tanıttığımız metinle verdiğimiz örneklerden kaynaklı sorular geldi. X kişisiyle görüştüğümde günün geri kalanında başım çok ağrıyor. Ya da korktuğum zaman bağırsaklarım hareketleniyor. Gibi gibi hani bazı yani insanların kendilerine zaten tespit etmiş olduğu bir neden sonuç ilişkisi var. Duygusal bir sebep var. İşte korkunca midem tetikleniyor. Bu galiba en sık duyduğumuz. Diyelim ki bu zaten tespit edildi. Bunu tespit etmiş olmak bir adım diye tahmin ediyorum. Ardından ne yapması gerekiyor sence bunu yaşayan insanların? Yani şöyle, bizim somatik deneyimlemede eğitmenimizde buradan minnetle alıyorum, çok şey öğrendim kendisinden. Öyle ya demişti ki, herkese sinir sistemi, herkese iyi gelmesi olabilir. Bazı insanlar var, sinir sistemi aktive ediyor olabilir, yanlarında rahatsız etmiyor olabilir. İnsanların birbirine regüle etme, iyi gelme özelliği var ama herkesin birbirine iyi gelme özelliği de var. Ben bunu fark ediyorsam ve bu kişi beni çok aktive ediyorsa, daha az görüşeyim, görüşmeyeyim mi? Bu kişinin tercihine kalmış, görüştüğümde ayaklarımın yerle temasına mı odaklanayım, nefesine mi odaklanayım? Çünkü beden, bildi ki bu kişiden bir tehdit hissediyor. Biz ilişkilerde de tehdit hissediyoruz. Tehdit sadece doğada, dışarıda bir işte patlama sesinde, depremde değil. Birinin bir bakışı, iş yerinde patronun bir söylediği bir şey, insanı böyle eline ayağını tutacak kadar aktive edebilir. Aslında bunlar da tehdit. Bunu fark etmek çok kıymetli. İkinci noktada ilk soru sinir sistemi birinin yanına gittiğinde başım ağrıyor kısmıydı. Herkese görüşmekte zorundayız. İyi gelmiyor olabilir. Bunu kabul etmek ve ona göre reaksiyon vermek. Diğer korkular ve endişelerin aslında biraz da bağırsak bölgesinde yoğun hareketlere sebep olması, karın ağrısı yaratması, okula gitmeden önce yaşanan mide bulantısı. Çok anlaşılır çünkü biz beden açısından bakarsak korku, kaygı yani biz ikinci beyindeyiz bu arada. Yoğun ve organlardan da avantajlı sistemde aslında
şimdi sürece bir şekilde bayağı kullanıyorum. Hayır, gerçekten farkınızda artar. Çünkü beden yalan söylemiyor. O atış var. Bununla kalmak ve bunu anlamak. Ama bunun nereyle bağlantılı? Bir anlamda mı? Bir kaza mı? Biz mesela bir kaza günü olduğu gibi çalışıp o sinir sistemine birikmiş enerjiyi atmayı çalıştıktan sonra azalan midem harcıyoruz. İşte bir ağrı, işte ayak ağrısı nedeniyle var ya bunun. Fakat çalışıldıktan sonra anlaşılıyor ki bir anda bedende kalarak çalışılırken bilmem ne yansıyla, babasıyla olan bilmem ne yansıyla bağlanmış. Ayak ağrısı yani. Bir kalp, mide, baş ağrısı biraz daha kestirilebilir ama gerçekten sadece fizyolojik gibi gözüken şeylerin ayak ağrısı, el ağrısı, bademcik simit bunun arkasında bile psikolojik etmenler olması gerçekten çok şaşırtıcı. Evet, muazzam gerçekten. Daha çok bu açıdan çalıştıkça ben bedenim kayıt, beden kayıt tutar. Hakikaten çok doğru. Kaygı oluyor bedende de. Son dakikalarımız yorumlarda gelen bir sorudan bahsetmek istiyorum. Çok sabah dakikamız kaldı. Bir iki dakika çıkabilirsen çok iyi olur. Çocuklar galiba bu süreçte biraz regresi oluyorlar. Elini ağzına götürmeye başlıyorlar tekrar. Ya da bebekken yaptıkları şeyleri tekrar yapmaya başlayabiliyorlar. Bununla ilgili soru geldi. Çocuklar böyle davranışlar gösterdiklerinde bir önerim olur mu? Nasıl anlamak lazım? Evet, olmayalım. Şimdi bu çocuğa alternatifler yaratmaya çalışalım. Görelim ki aslında çok aktive ya da çok kaygılı ve bunu dindirmeye çalışıyor. Bunu bir baş etme mekanizması olarak bakalım. Nasıl biz bu arada daha çok comfort food'lar yiyorsak ya da işte kendimizi rahatlatacak şeyler yapmaya müsaade ediyorsa birazcık o kaygıyı aşağıda tutmak anlamlı. Çünkü şu an gerçekten evde atmosfer daha gergin hissettiği zamanlar çocuklarında. Burada söylediğim pratikler olabilir. Çocuğa başka iyi gelecek işte uyurken yanına verebileceğiniz bir ayıcık olabilir ya da kendini anlatması için başka pratikler öğretmek. Alternatif vermeden çocuğun elinden bir şey almak bizim meslekte biraz tehlikelidir. Onun için alternatif mutlaka üretmek. Çocukla konuşmak, duygularını isimlendirmek, duygusallarını. Ne oluyor bunu yaptığında nasıl rahatlıyor? Ne hissediyor acaba? Ne yardımcı oluyor? Belki daha çok şefkat gösterip kucağımıza alıp o çocuğun tensel anlamda hakikaten iki yaş bebeği gibi sen benim için değerlisin, sen benim için kıymetlisin demeye ihtiyaç var. Duymaya ihtiyaç. Çok teşekkürler Sevde. Eğer benim burada göremediğim sorular varsa ya da izleyenlerin başka sormak istediği sorular olursa dün aslında cumartesi günü biz bu yayını ilan ettiğimiz bir post paylaşmıştık. Göçmen Aylar hesabını isterseniz o postun altına sorularınızı ekleyebilirsiniz. Sevgili Sevde'nin eğer vakti olursa uygun olduğunda belki o soruları kısacık bir cevap yazar. Ayrıca biz bu videoyu kaydedip Göçmen Aylar YouTube hesabına yükleyeceğiz. Onun altına da bir yorumlarınızı ekleyebilirsiniz. Çok teşekkürler herkese. Ben de çok öneriklerim. Son bir var mı? Hiç kimin için kitap önerecektim. Dile gelmeyen bir sesle bitirebilirler. Bedenini anlamak isteyen ve semptom görenler için. Türkçesine yazık ki yok. Freedom from pain. Negatives ve bitirebilirim kitabı. Bu da